Sevgili izleyenler, yeniden merhaba Sokrates Stüdyoya hoş geldiniz. Adidas'la beraber gerçekleştirdiğimiz İmkansızın ötesinde programımızın ikinci bölümündeyiz. Bu defa Milli Voleybolcularımız Meryem Boz ve Can ile birlikteyiz. Hoş geldiniz stüdyomuza öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, yoğun bir tempodasınız, Hatta bir antrenman çıkışı ee, sizi burada ağırlıyoruz. Nasıl geçiyor? Önce biraz onu konuşalım. Sonra her şeyin başına doğru gitmek istiyorum. Ee, zaten çok yoğun bir dönem geçirdiniz Milli Takımla. Şimdi kulüp süreci başladı, antrenmanlar yoğun. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Kendimizi iyi hissediyoruz bence. Çok güzel bir yaz dönemi geçirdik. Ee, yani Avrupa üçüncüsü olduk, olimpiyatlarda beşinci olduk. Gönül isterdi ki tabii ki daha iyi bir sonuçla ayrılalım olimpiyatlardan. Çok yaklaşmıştık ama güzel bir yaz sezonundan sonra tabii şimdi kulüple çalışmalara başladık yazın tabi biraz yorgunluğu vardı ama şu an o attığımızı düşünüyorum üstüne yeni yorgunluklar eklendi tabi Meryem senin için nasıl geçti yaz herhalde yani çok daha tecrübelisin daha uzun yıllar süren bir kariyerin oldu ama en unutulmaz dönemlerden biriydi kuşkusuz E, valla çok başarılı bir yaz geçirdiğimizi düşünüyorum hem voleybol açısından hem de Türkiye'de voleybolun gelişimi açısından duyulması açısından çok güzel bir yaz geçirdik ee, milli takım dönemini kapattık tabii. Ee, başarılarımızı doyasıya yaşadık. Sevinçlerimizi yaşadık. Ee, şimdi kulüpteki başarılarımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Yine biz bildiğiniz gibi kaldığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yoğun bir şekilde ama keyifli. Ee, severek de yaptığımız için bu işi ee, çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Yani Vakıfbank e, spor kulübünde de ayrı bir e, güzel bir ortamımız var. O yüzden gayet keyifli bir Dönem geçiriyoruz. E, milli takımı da belki bu kadar başarılı kılan sebeplerden biri e, oradaki aile ortamı. E, bu genelde spor başarılarında konuşulur, zaman zaman klişe bir cevaptır ama sizdeki o samimiyet gerçekten çok net şekilde dışarıda hissediliyor. Aslında takımlarda da böyle birer ikişer ikişer üçer e, milli takımdaki o arkadaşlıklar aslında kulüplere taşıdığınızda söyleyebiliriz. E, sizin biraz öyle devam ediyor kariyeriniz. Hem milli takımda birliktesiniz hem kulüpte. Hmm. Şimdi biraz işin başına dönmek istiyorum. Ee, her şey nasıl başladı? Meryem önce seninle e, başlamak isterim. <laughs> e, ben de eski bir voleybolcuyum. E, bu seviyeye taşıyamadım ama e, seninle bayağı aslında karşılıklı da denk geldik. Ben de Ankara'da oynuyordum. Sen İller Bankası'nda oynuyordun. Vakıf Vakıfbank altyapısında oynuyordum. Sonra TED'de birincilikte oynadım. E, başka bir hayat seçtim kendime ve şimdi böyle izlemek gerçekten benim için gurur verici. Senin o dönemlerini çok çok iyi hatırlıyorum. <laughs> e, biz istiyoruz ki aslında e, biraz imkansıza odaklanmayalım ve olasılıkları görebilelim. Aslında Adidas'ın da sunmaya çalıştığı dünyaya sporcuları, sanatçıları belki de kendisine konuya denerek ulaştırmaya çalıştı. amaç belli. Biraz olasılıklara odaklanmak. Senin voleybol başlangıcın nasıldı? Belki de ilk topla karşılaştığında bazı şeyler imkansız gibi görünebildi ama her şey şu an bambaşka bir noktaya geldi. Nasıl başladı? ya Aslında az önce çok güzel bir noktaya değindin. Ee, i̇lk önce aileler e, çocuklarını spora başlarken e, hedef odaklı başlatıyorlar. E, çünkü her çocuk sporcu olamayacak, her çocuk voleybolcu, futbolcu olamayacak. Senin de söylediğin gibi e, voleybola başlamışsın ve sonra farklı bir hı hı. E, şeye yönelmişsin. E, ben de masa tenisiyle başladım yani voleybolla başlamadım evet. spora. E, yaşıtlarımdan birazcık daha boyum uzun olduğu için. Beden eğitimi öğretmenim dedi ki voleybol oynamak ister misin Meryem? Ya tamamen hani spor olsun diye yani ileri de benim e, ileri de bu kadar profesyonel e, oynayıp milli takımı temsil edeceğim tabii ki hiç aklıma gelmezdi e, tamamen beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle e, buralara kadar geldim. E, 12 yaşında başladım voleybola. E, Eskişehir'de bir yıl oynadıktan <laughs> sonra 13 yaşında işte Ankara İller Bankası senin de söylediğin hı hı. gibi Ankara İler bankası altyapım oldu. 8 yıl orada oynadım. Sonra bir yıl yurt dışına gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Çok farklı bir tecrübe Tabii. oldu. Ee, sonra işte sırasıyla ülkemdeki bütün şehirleri gezdim diyebilirim. <laughs> ee, çok keyifli bir serüven ve devam da de ediyor. Ee, çok mutluyum. Tabii ki yapamayacağım dediğiniz zamanlar illaki oluyor. Sakatlıklarınız oluyor. Çok yoruluyorsunuz. Ee, çift antrenman yapıyorsunuz. Ee, Yıldız ve genç takımında oynadığınız zamanlarda bazen 3 antrenman bile yapabiliyorsunuz. E, pes etme durumuna kadar geliyorsunuz. Hani çocuksunuz sonuçta. Yani ya çok yoruldum artık gitmek istemiyorum dediğiniz zamanlar da oluyor. E, ama pes etmediğiniz da geldiğiniz nokta çok farklı oluyor. E, ben de o zaman başladığımda e, 14-15 kişiydik belki. Ama içimizden 2-3 kişi buralara kadar gelebildi. Ama onlar da e, spor sayesinde ee, üniversitelerini çok güzel yerlerde okuyup burslar kazandılar. Yani spora sadece evet kesinlikle profesyonel sporcu olacak diye bakılmamalı. Spor sayesinde açılan çok farklı kapılar var. Bunlara da dikkat edilmeli. O sebeple e, ailelerin çocuklara e, sen profesyonel sporcu olacaksın diye baskı yapmaması lazım. Aslında biraz da serbest bırakması lazım ki gerçekten spor yapmak istiyor mu? Sporcu olmak istiyor mu? Ama sporla ee, önü açılıyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Kesinlikle. Ee, aslında çok da güzel özetledin sen. Benim babamın hep anlattığı bir şey vardır. Ben de özellikle kariyerime de spor spikeri olarak da devam ettiğim için çok sporcularla karşılaştığımızda bunlar üzerine konuşuyoruz. Aslında böyle bir huni gibi düşünmek lazım bunu. Belki binlerce sporcu yetişmek için o huni atılıyor ama aşağı sadece bir iki tane profesyonel elit sporcu çıkabiliyor ama o dönemde oraya giren sporcuların kazandığı şeyler belki bir yaşam disiplini, belki bir takım sporu yapıyorsanız takım arkadaşlıkları kurduğunuz bağlar, insan ilişkileri hepsi hayatınızda diğer başarılar için size ilham vermiş oluyor. Bunu da sürdürebilmiş oluyorsunuz. Ki birazdan akademiyle de ilgili sana da bunları yine sormak istiyorum. Cansu sana döneyim. Senin de şehir değiştirdiğin bir evet. tutku aslında. Sebep Kesinlikle. olduğu şehir değiştirmene ta küçük yaşlardan evet. itibaren senin nasıl başladı hikaye? Ben İzmirliyim. Yaklaşık 8 yaşında başladım ben voleybola. Daha öncesinde Böyle bir yıl kadar yüzmeye gittim. E, kuzenlerim yüzücüydü benim. O yüzden aslında hani e, spora başlamam çok istendi. Hani onlar çünkü sürekli gidip geliyorlardı ve hani sonuçta spor gerçekten çok güzel bir şey ve küçük yaşta başlamak da bence sizin dediğiniz gibi çok farklı yönlere sizi yönlendirebiliyor ve çok katkı sağlıyor hayatınıza. Ama ben anladım ki e, yüzme pek bana göre değil. E, çok hoşlanmadım. <laughs> Daha sonra kaç yaşlarındaydın o zaman? 8. <laughs> Daha sonrasında, tabii küçüktüm aslında çok da, daha sonrasında babamın bisikleti vardı benim, onun arkasında biz hep böyle gezerdik yani mahallede. Balçova'da oturuyorduk biz. Orada Balçova Spor Kulübü'nde, yani bir girelim dedim hani babama küçükken artık tam hatırlamıyorum orayı ama voleybol maçı vardı. Ben de oynamak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Hatta hep babamla konuşuruz yani hani nasıl oraya girdim ve nasıl tekrar hani buralara gelebildim diye. Benim öyle başladı serüvenim. Balçova Spor Belediyesi'nde başladım. Ben hiç unutmuyorum. Yağmur falan yağıyordu. Biz böyle kapalı spor salonu yoktu orada ilk bizim işte altyapı için tabii antrenmanlar. Yağmur yağıyordu falan. Ben gitmek istiyordum yani. Benim içimde çok farklı bir tutku o zamandan vardı sanırım. Çünkü başladığım günden beri yani ben hep Meryem ablanın dediğine de katılıyorum bu arada. hani Sonuçta her başlayan profesyonel sporcu olmak zorunda evet. değil ama hep ben bugünleri hayal ediyordum aslında küçüklüğümden beri. Ama ee, ilk başlayışım tabii ki tesadüfen oldu benim de. Ve buralara kadar geldi aslında iş bir evet. yandan da. Evet. Ee, bu süreçte böyle kariyerinizde gerçekten sıkıntı yaşadığınızı düşündüğünüz anlar oldu mu? Belki bir sakatlıktır ki mutlaka sakatlıklar yaşadınız. Ee, belki bir düşüş hissetmiş olabilirsiniz kariyerinizde. Ee, o anlardan çıkmayı nasıl öğreniyorsun sporculuğun içinde Meryem seninle devam edelim. Ee, yani benim hayatımda böyle dönüm noktası gibi değil de bu olimpiyat en yakın zamana gidelim. Hı -hı. İşte o, olimpiyat elemelerine gidecektik. Çünkü e, bir ilk Çin'e gittik. Çin'de elendik çünkü. E, bu son şansımızdı. E, i̇şte bu herkesin meşhur söylediği Polonya maçı falan. Hı -hı. Neden. E, oraya gitmeden önce hatta e, bir gün önce antrenmanda e, manşet pozisyonundayken geriye adım attım ve kalfım bir anda Attı. Sonra yürüyemedim. Dedim ki bir şey oldu yani yanıyor kalfıma bir şey oldu. Çünkü bir gün var gitmemize. Maçların oynanmasına da 4-5 gün evet. başlamasına da 4-5 gün, gün vardı. Işte. Sonra ben de öyle çok kolay kolay hani kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Çok mazımız bir sporcu değilimdir. Bir ağrı eşiğim de yüksektir biraz. Sonra yürüyemeyince dediler ki bir şey oldu. Direkt hastaneye gittik. MR çekildi. Kalfım yırtılmış. Yani bayağı şu kadar Hı -hı. falan yırtık. E normal şartlarda işte... Artık elemeleri kaçıracaksın gibi bir kaçır, senaryo var. Yani bilmiyorum. 3 ay falan sürüyor yani. Hı -hı. işte tedavi olup sahalara dönmeni falan. E, çok kabullenemedim falan. E, fizyoterapistimiz dedi ki biz bu işi hallederiz. Hadi ya falan. Sonra gittik işte. 2-3 e, gün boyunca... E, bayağı yüklendik orayı kuvvetlendirdik çalıştık ben takımdan ayrı çalıştım. Hala tabii takıma katılabileceğime inanmıyor kimse. Çünkü kalf yırtık yani kalfın yırtık olduğu zaman normal hayatında bile yürüyemiyorsun. E sonra bayağı 2 3 gün böyle sağlam çalıştık. E bir baktım ben ilk maça çıkmışım. Bir baktım ben bütün turnuvaya oynamışım ama gerçekten çok zor. Hani bu kadar kolay anlatıyorum ama hem psikolojisi çok zor hem çalışma ee, şartları çok zor. Çünkü sakatlandığın zaman daha fazla çalışmaya gerekiyor. Takım arkadaşların 14 kişi 2 saat antrenman yaparken sen tek başına 2 saat antrenman yapmak zorunda kalıyorsun. Ee, moral bozukluğu da oluyor tabii. Hani yüzdüm yüzdüm tabii. kuyruğuna geldim diyorsun. Tam maça çıkacaksın. Bir, bir bakmışsın, sakatlanmışsın. Belki yıllarca aslında bu evet. kadar emeği bu turnuvalar için veriyorsunuz. En çok olmak istediğiniz, en çok performans göstermek istediğiniz yer? Yani olimpiyatlara gitmek istiyorsun. Orada da bütün hani elinden gelen her şeyi sergilemek istiyorsun. Böyle bir şey geliyor başına. Ama tabii orada da ben hani kabul etmedim yani. Sakatlanmayı kabul etmedim. Takım arkadaşlarıma yardım etmem gerektiğini düşünüyorum bir yandan. Bir yandan Tek başına çalışıyorsun, hani hisler biraz garip oluyor. Hani herkes takım olarak orada çalışıyor, sen kenarda çalışıyorsun. E, orada bir pes etmedim, bir kabul etmedim sakatlığı. E, fizyoterapistimiz de şansımız bence. O da çok büyük emeği vardır benim üstümde. E, yani bir şekilde maça çıktım ve oynadım. E, ve sporun her e, anında bunlar başımıza gelebilir. Artık hani... Fizik tedavi o kadar fazla gelişti ki evet. yani en büyük sakatlıklarda bile 6 ay sonra tekrar dönüp gelebiliyorsun. Nice kariyerler bitti geçmişte evet. çünkü aslında. Yani ama işte çok acı aslında o da yani eskiden evet. bu kadar gelişmemiş olması ya da herkesin aynı şartlara sahip olmaması bir üzücü bence. Ama bu yönden biz çok şanslıyız. Cansu senin hiç böyle bir kırılman oldu mu? Ee, acaba sıkıntı yaşıyorum, toparlayamayacak mıyım endişesine düştün? Evet, benim oldu. Ee, 18 yaşında ben İstanbul'a geldim. İlk Beşiktaş'a transfer olmuştum zaten. Ama biz Beşiktaş'ta üç pasördük. Önümde iki tane abla vardı. E, tabii ben süre alamıyordum çok fazla. Ve o zaman Nilüfer Belediyespor'un pasörü sakatlanmıştı Gizem abla ve hani bir pasöre ihtiyaçları vardı. Ee, tabii ben oraya gittim kolay olmadı aslında bayağı uğraştırdılar ama ee, oraya gittiğimde tabii yalnızdım 18 yaşındayım ve ben aileme çok bağlı bir insanım gerçekten ee, o zaman çok boşluğa düşmüştüm çünkü ben Beşiktaş'ta oynarken yani çok fazla orada süre almadım ilk birincilikte Sultanlar Ligi olmadan önce. Ee, ve o zaman ailem daha sık gelip gidebiliyordu fakat ben Nilüfer'e transfer olduktan sonra tek başıma odada kalıyordum ve tabii küçüğüm 18 yaşındayım ee, o zaman hatırlıyorum çok büyük depresyona girmiştim aslında ve hani ben ailemi arayıp ben voleybolu bırakacağım galiba dediğim zamanları hatırlıyorum çünkü o yalnızlık beni performansımı çok kötü etkilemişti tabii bir de 18 yaşındayım çok fazla bir tecrübem yok neyi nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum ailemden uzağım ama e, o zaman ailem bana çok destek oldu gerçekten ve e, tekrardan bana aslında voleybol neden oynadığımı hatırlattılar. E, ve ben de tabii ki böyle bir anda mükemmel olmadı hiçbir şey ama e, pes etmeden e, nasıl davranmam gerektiğini, zor zamanlarda nasıl ayağa kalkmam gerektiğini ve aslında bunun sadece o an değil ilerleyen zamanlarda da yaşayabileceğimi anladım. Ve işte o zaman kendime hani şunu söyledim. Ne olursa olsun ne kadar zor şeyler yaşarsan yaşa pes etmemen gerekiyor çünkü o benim karşıma çıkan daha ilk zorluktu. Tabii ki ilerleyen zamanlarda da ufak sakatlıklar, bir sürü şeyler yaşanıyor ama benim ilk sanırım zorlandığım kısım oydu. Ve orayı da aslında başarıyla geçmeni evet. bir şekilde ailenin desteğiyle evet. belki o zamanki takım arkadaşlarına belki evet. kendi güçlü karakterini evet. aşmayı başarmışsın. Biraz aslında bu seviyelerde sporcu olduktan sonra biraz maddi boyutlarla da beraber her şey çok kolaymış gibi görünüyor ama geride bırakılan belki işte çocukluk yaşlarından başlayarak çok zor bir hayat var. Çok büyük bir fedakarlık var. Zaman Zaman mental olarak çok yorgun süreçler var ee, ve bundan sonra da aslında değil mi profesyonel e, yaşam da gerçekten çok zor antrenman tempo, öyle ailenizden ayrı özellikle bu yaz e, <laughs> yani herkes pandemiyle beraber evinde çokça vakit geçirirken aileleriyle. Siz kendinize başka bir aile yaratmış oldunuz milli takımla beraber biraz oraları da konuşalım. Sen az önce şöyle bir ufak Polonya maçını attın. Hı hı. En çok konuştuğumuz anlardan biri herhalde sizin hayatınızda da unutulmayacak bir yeri var. Nasıl geçti? Ya öyle tabii ki zaten o e, ya o maçı alıyorsun, olimpiyatlara gidiyorsun ya da o maçı kaybedip evine dönüyorsun ve olimpiyat şansın 4 yıl sonra tekrar gelecek. Eee yani çok enteresan bir maçtı. Hem çok keyifli, izleyenler açısından da çok keyifli ama stresi de çok yüksek bir maçtı. <laughs> Cansı. Yani. Senin o maçla ilgili galiba, yanılmıyorsam Polonya maçıyla ilgili. Siz bütün bir maç izlediniz ama biz sürekli sayı sayı oynadık. Her evet. sayı için ayrı oynadık demiştin. Özellikle tiebreak setinde her sayıdan sonra ortaya gelip, işte evet şimdi bu sayı önemli. Evet nefes alıyoruz, veriyoruz. Şimdi bu sayıya odaklanıyoruz. Ve her sayı her sayıdan sonra ortaya gelip neden burada olduğumuzu birbirimize hatırlattık. Olimpiyatlara biz daha fazla gitmek istiyoruz. Biz daha fazla hak ediyoruz. Ve Olimpiyatlara gidebilmek için çalıştık. Bu kadar yılımızı bu kadar atıyorum ben milyon tane maç vurduysam Olimpiyatlara gidebilmek için vurdum. Ya da o milyon tane pas attıysa Olimpiyatlara yani. Şu an en, en büyük hedef oydu bizim için milli takımda. E, o sebeple her ortaya geldiğimizde birbirimize hep bunu e, hatırlattık. Evet heyecan, stres illaki vardı. Ama çok keyif aldığımız da bir maç oldu bence. Evet. Çünkü m, her zaman böyle maçları oynamak e, kısmet olmuyor mu diyelim? Evet. <laughs> hikayesi olan, evet, hikayesi bu kadar özel bir olan, maç. çok önemli olan. E, yani bu maçın sonu Olimpiyata gidecekti. O yüzden o maç hep bizde de hep ayrı olacak. Yani hayatımız boyunca yere hep ayrı olacak bence. Her sayının ayrı bir hikayesi var. Evet. Ee, toplamında <laughs> da bir film gibi bir hikaye çıkıyor ortaya inişiyle Hele, çıkışıyla. Hele 4. E, set. dördüncü set ölüm setiydi ya. Yani gitti gitti geldi gitti. Ben tamam yok diyorum <laughs> Meryem abla sayı alıyor. <laughs> tamam yani bu çok, sefer bitti diyorum. Defans yapıyoruz. İnanılmazdı. Evet. Çok enteresan toplar çıktı. Yani tamam ee, günün sonunda topu belki ben öldürdüm ama e, çok enteresan bir top çıkıyor atıyorum 15 metreye 15 metreden Cansu geliyor atıyorum pas atıyor falan yani hani olması imkansız şeyleri aslında evet. biraz da başardık o maç. E, çok istedik onu da sahaya da yansıttık. Evet. E, ayrıca seyircimiz de çok fazlaydı. Evet. Çok büyük destek vardı. Sanki Ankara'da oynuyormuşuz gibiydi. Ee, seyircili maçları da çok seviyoruz. Bizi, evet. arkamızda çok büyük itici Kesinlikle. bir güç yani. Bir de keyifli de oluyor yani. Her aldığınız sayıdan sonra alkışlamaları, sayı verdikten sonra olsun kızlar dediklerini duyabiliyorsun yani türbünden. <laughs> çok büyük Daha, bir motivasyon. Evet, çok büyük bir motivasyon. Çok keyifliydi o maç. Yani. Ve artık aslında biliyorsunuz ki e Evet orada seyirciler var ama artık sizin televizyon başında da sizin için heyecanlanan size o anda şans <laughs> dileyen tüm iyi enerjisini gönderen izleyicileriniz var ve <laughs> e, 3 bin 5 bin kişiden bahsetmiyoruz milyonlarca izleyiciniz Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. E, biraz geçmişten farklı tarafını da belki konuşabiliriz. E, söylediğim gibi benim voleybol oynadığım dönemde de aslında Türkiye'de özellikle kadın voleyboluna ilgi hiç fena değildi ki işte 2003'teki el sahipliği yaptığımız Şampiyonlar şampiyon önemli bir yer tutar. Ee, orada da hem başarılı olundu hem de e, gerçekten kalabalık bir seyirci kitlesine ulaşılabildiğini ben e, kendi gözlerimle görmüştüm. Ama şu an daha başka bir durum var ve böyle bu hani jenerasyonlardan aslında devredilerek e, böyle belki de 15 20 senelik bir eser ve sonucunda da sizin çok başarılı olarak kazanmış olduğunuz, hak ettiğiniz bir ilgi, şu anki kültür. Sen neler hissediyorsun Cansu? Biliyorsun ki evde televizyon başında milyonlarca insan seni destekliyor o anda ve belki senin gibi Cansu abla gibi pasör olmak istiyorlar. Meryem gibi smaçör olmak istiyorlar. Meryem ablaları gibi. Bu nasıl hissettiriyor bunu düşünmek? Ya tabii ki öncelikle çok gururlu hissediyorum. Ee, ben önceden televizyonda izliyordum yani ablalarımızı hatırlıyorum hatta e, Olimpiyat zamanını e, izlediğim zaman ve sonra bir baktım ki ben o sahadayım yani servis atarken Olimpiyat halkaları var önünde inanamıyorum dedim yani oldu. Ee, tabii ki bu sizin dediğiniz gibi çok önceden başlayan bir süreç bence ve sonucunda da çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Ee, sizin dediğiniz gibi artık bizi milyonlar izliyor gerçekten. Ee, Kore maçı olsun, Olimpiyatlardaki gece oynadığımız Türkiye'ye evet. göre olsun, e, maçlarımız izlendi ve bence biz ülkemizi çok güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum ve sanırım biz bunu seyirciye yansıtabildik. Yani. Seyirci de izleyicilerimiz de gördü ki biz gerçekten mücadele ediyoruz. Tabii ki kaybettiğimiz maçlar oldu, hiç istemediğimiz ama e, bence biz bunu çok iyi yansıtabildiğimiz için de çok güzel bir e, geri tepki aldığımızı düşünüyorum. E, ama Bence bunun devam etmesi gerekiyor. Çok güzel bir milli takım dönemi geçirdik zaten ama şu an hani sezon dönemi. Umarım hatta bizim maçlarımıza yine çok gelenler oluyor gerçekten ama umarım hani bu ilgi bu sezonda da devam ederse ben eminim ki çok daha güzel şeyler başaracağız. Çünkü tüm ülkenin desteğini gerçekten hissettik. Yani ben çok mutlu oldum mesela belediyeler tarafından parklara projeksiyon kurulmuş ve bizim maçlarımız izlenmiş. Yani bu önceden bence sadece Futbolda olan bir şeydi ve bunu biz başardık. Ben onu duyduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Beni çok gururlandırıyor açıkçası bu tablo. Ee, aslında belediyelerin kurduğu e, ekranlardan bahsettin destek olmak amaçlı. Herhalde bu başarıların sayesinde daha da önemlisi ki Meryem'in de yapmaya çalıştığı şeylerden biri... E, Çocuklara alan tanımak ve sporla tanışmalarını sağlayabilmek. Bunun onu getirmesini umut ediyorum ki geçmişe göre gerçekten çok daha iyi durumlar var. Sağlık toplarıyla çalışılan durumlardan zaman zaman <laughs> e, parkeleri çıkmış <laughs> sahalardan şu an çok daha iyi noktalara gelindi. E, ve hatta Meryem sen bir akademi kurdun e, yakın arkadaşlarınla beraber aslında spora gönül vermiş insanlarla, işin uzmanlarıyla beraber Eskişehir'de senin doğup büyüdüğün, voleybolla tanıştığın yerde Şimdi sen yeni çocuklar aslında onlara da biraz spor alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorsun. Neler yapıyorsun? Çıkış noktan neydi? Ya aslında 4-5 senedir planladığımız bir şeydi. 2 yıl önce açmayı düşünüyorken işte pandemi bütün dünyayı titrettiği gibi bizim ülkemizi de kötü etkiledi. O sebeple biraz geç açtık ama çok da önemli değil. Yine. Çocukların ilgisi fazla, o yüzden ben çok mutluyum. Çocuklara değil de daha fazla ailelere şunu anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Herkes sporcu olamayacak ama biz voleybolla çocuklara dokunmak istiyoruz ve yollarını açmak istiyoruz. Az önce söylediğim gibi de çocuk belki bizimle bir yere kadar gelecek voleybolda profesyonelliğe yetmeyecek ama belki bir üniversite bursu kazanmaya yetecek ya da e, takım sporu olduğu için e, belki o çocuğun kardeşi yok e, paylaşmayı bilmiyor <laughs> ya da çok bencil e, takımla beraber e, mücadeleyi de öğrenecek yani aslında e, güçlü kadınlar yetiştirmek istiyoruz bizim asıl amacımız bu evet voleybol öğretmek istiyoruz ama ee, hayatla mücadeleyi de öğretmek istiyoruz aslında voleybolla. Nasıl e, Cansu söylüyor işte bir ara hani çok e, kendimi yalnız hissettim kötü hissettim ama sonra düşündüm ki ben neden geldim buraya. Çocuklar da voleybolda bunu öğrensin istiyoruz aslında. Bizim çıkış amacımız bu. Yani elimizden geldiğince e, kız çocuklarına şimdilik kız çocuklarına sonra tabii ki e, erkek çocuklarımıza da istiyoruz ama şu an Erkek voleybolu ve kadın voleybolu birazcık farklı olduğu için hı hı. biz bildiğimiz yerden başlamak istedik. Bunu hani ayrımcılık olarak da düşünmesin insanlar neden kız çocukları diye de çok fazla soru geliyor. Erkek voleybolunu bize göre benim bilmediğim bir şey güçleri farklı yetiştirilme şekilleri farklı olduğu için biz kız çocuklarına yönelik başladık özellikle. Şu anda fazla da talep var. Ee, evet çok da keyifli de gidiyor çocuklar da çok eğlendiklerini çok mutlu olduklarını ailelerden de çok güzel dönüşler alıyoruz ee, çocuklar hani bekleyemiyor hafta sonunu hani daha fazla mı yapsak falan diye ama şu an sadece spor okulu olduğu için hafta sonları yapıyoruz daha sonra kulüpleşmeye gittiğimiz zaman tabii ki antrenman saatleri artacak ee, farklı projelerimiz de olacak bu pandemi biraz daha gerilediğinde ee, mesela bütün şehirlerdeki çocuklara biz e, ulaşmak istiyoruz. E, mesela Şırnak'a gidip 10 tane çocuğumuzu alıp İstanbul'da 10 gün bir kamp yapmak istiyoruz. Belki hayatında hiç denizi görmedi. E, Ankara'ya götürmek istiyoruz. Belki hiç hayatında anıtkabiri görmedi. E, bir çocuk bunları gördükten sonra belki dediğim gibi voleybolcu olamayacak, sporcu olamayacak. Ama diyecek ki ya deniz çok güzel. Ben üniversiteyi İstanbul'da okumak istiyorum. Belki bu yüzden dersine daha fazla asılacak. Belki orada kalmak istemeyecek, belki hayatı voleybolla değişecek. E, spor işte bu yüzden yani hayatını her anlamda değiştirebilir. E, yani bütün genç yüreklere elimizden geldiğince, e, imkanımız olduğunca bir şey yapmak istiyoruz, ulaşmak istiyoruz. Aslında sahadaki başarılarınızdan ziyade böyle hedefler koymuş ve hatta senin uygulamaya başlamış olman e, bence sizi daha... E, öncü kılan özelliğiniz oluyor hı hı. E, çünkü başarıyla geçmiş bir kariyer e, evet skorlarla işte maçlarla iz bırakmış olabilir ama bunu başka bir e, jenerasyona taşımaya çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sana teşekkür bile edebilirim hı hı. E, çünkü bizim e, zamanımızda gerçekten hatta daha eski zamanda e, beden eğitim öğretmenleri özellikle voleybolcu e, seçerlerdi İşte fiziklere daha uygun olan yeteneği olan e, hı hı. sporcular yetiştirmeye çalışırlar. Biraz sizin sayenizde şu anda aileler çocuklarını voleybolcu yapmak istiyorlar. Bu bile çok büyük bir değişimi anlatıyor. Ya ilk açtığımızda akademiyi çocuklardan şöyle sorular geldi. Ya işte boya bakarak mı alıyorsunuz, yeteneğe bakarak mı alıyorsunuz? Hayır, hiçbir şeye bakarak almıyoruz. Biz size bir şey öğretmedik ki. Yani ne isteyebilirim ki ben senden? Fiziksel olarak boyun uzun değilse bu senin suçun değil. Ben seni alacağım, eğiteceğim. Sonra isteyeceğim. Yani sonra diyeceğim ki sana smaç vur. Sonra diyeceğim ki sana işte pas at. Hani ben bir şey öğretmeden sizi kategoriye sokamam dedim yani. Sonra işte herkes daha rahatladı. Çünkü yarışa giriyorlar kendi aralarında. Tabii ki bu güzel tatlı yarışa girmek ama dedim ki sizin gelişiminizi bireysel olarak biz e, takip edeceğiz. Yani sen ilk önce kendinle yarışmalısın. E, bir metre atıyorum hızlı koşabiliyorsan iki metre hızlı koşabilmelisin. Manşet alamıyorsan manşet almayı öğrenmelisin. Yani biz seni kendinle değerlendireceğiz. Yani arkadaşınla e, seni bir yarışa sokmayacağız bir şey vermeden. Çocuklar bunu duyunca tabii veliler de özellikle çünkü e, ülkemizde hep sürekli şey yapıyoruz, karşılaştırıyoruz. İşte komşunun oğlu Matematikten 100 olmuş sen <laughs> neden 50 aldın? Ama belki onun hani yeteneği farklı. Belki Türkçe'de, belki edebiyat, yani belki işte inkılap tarihini seviyor çocuk bilemezsin ki. Yani hep kıyaslayarak gidiliyor. Bu hatta kariyerlerin evet, bitmesine de evet, bir sebep kesinlikle. oluyor. O yüzden Bastım. biz öyle bir kıyaslamaya girmiyoruz. Öyle bir şeyimiz de yok. Yani hani boyun bir 80 olsun işte 50 kilo olur. öyle bir şeyimiz kriterimiz de yok. Sadece voleybol oynamak isteyen, spor yapmak isteyen çocuklar alıyoruz. Yaşamın kendisi için evet. spor yapmak ana amaç gerçekten de. Ee, böyle biraz öncülükten bahsettik. Şu anda tabii ki sosyal medyanın da e, bu çılgın haliyle beraber e, neyse ki sizin gibi sporcular var. E, gerçekten genç kızlar e, sizi örnek alıyorlar. Hem dedik voleybolcu olmak istiyorlar ama hem de hem yaşam tarzınız, giyiminiz, kuşamınız birer ikon haline de geldiniz. Bu anlamda da öncülüğünüz var. E, herhalde böyle biraz ufak kız çocuklarıyla mesajlaşmalarınız ya da işte size ulaşmaya çalışmaları o durumların olduğunu tahmin edebiliyorum. Ne gibi diyaloglar geçiyor Cansu? Genelde nelerle karşılaşıyorsun? Yani bana genelde mesela şöyle mesajlar geliyor. İşte Cansu abla boyum işte 1.60 pasör olmak istiyorum ama işte hocam mesela Meryem ablayı dinleyince o yüzden tüylerim diken diken oldu. Mesela hocam işte bana olamazsın dedi işte örnek veriyorum bayağı da detaya giriyorlar mesela işte parmaklarım güçlü değilmiş ya da yeterince güçlü değilmişim bu tarz mesajlar alıyorum ben çok fazla o yüzden mesela Meryem ablanın anlattığı şey o kadar hoşuma gitti ki aslında gerçekten hani önemli olan tabii ki ne yeteneğimiz oldu ama öncelikli amaç gerçekten motive etmek bence yani biz sürekli kötülersek sürekli yargılarsak ve yetersiz hissettirirsek zaten devam edemeyecek yani ve e, o zaman da tabii ki çok güzel bir gelecek olmuyor onlar için ve belki çok başarılı olacakları bir sporda belki başka bir şey yöneliyorlar. Belki o hocanın o antrenörün söylediği şeyle belki bırakıyor ve bana da oldu mesela ben küçükken bana da çok kötü davranan antrenör, antrenörlerim oldu mesela. Gerçekten ama ben ona rağmen bu pes etmedim. Selam olsun. Aynen. Ben, herkese selam söylüyoruz. <laughs> Aynen. Ama hani bence kesinlikle önemli olan bu değil. Ee, ve mesela benim şöyle bir olay olmuştu, ee, bir tane Elif Naz diye e, şu an çok yakınız kendisiyle bana mesaj atmıştı yine bu tarz bir mesaj. Hani ben o zaman tabii daha yeni yeneni yani daha yeni vakıfa transfer olmuştum ve ne diyeceğimi bilemedim açıkçası ve hani asla da yanlış yönlendirmek istemedim. Aramızda çok güzel bir sohbet geçmişti mesela ve şu an o cimnastik yapıyor ve bambaşka bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani ben o zaman ona belki çok farklı bir şahseni kendime şey yaptım demiyorum hani onu yönlendirdim demiyorum ama hani o anki belki ona konuşma tarzımla konuşma şeklimle şu anda çok başka bir şey yapıyor mesela. Ben o yüzden çok etkilendim Meryem ablanın söylediği şeyle ve hani eminim Meryem abla da binlerce mesaj alıyordur bununla alakalı. Ve büyük de bir sorumluluk aslında bu Tabii. ama çok da güzel bir duygu gerçekten. Yani sayenizde voleybolcu olanlar ya da hayatına dokunabildiğiniz birçok kız çocuğu var. Daha güzel, daha rahat yaşamları olacak belki sizin yaptıklarınız sayesinde şu anda. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz gerçekten Sokrates Stüdyo'ya. Başka programlarda başka sohbetlerde de bir araya gelelim <laughs> isterim. Ama bu Bugün gerçekten filenin ötesini görebilen sporcularla bir arada olmak çok güzeldi. Ee, varsa son mesajlarınızı onlara da duymak isterim. Biraz e, imkansız odaklanmak yerine olasılıkları görebilmeyi anlatan. E, bence hep pozitif olmalılar. Yani bir şeyi yapamazsın diye bir şey yok. Yeter ki çok fazla istesinler ve o hedef doğrultusunda çalışmaya devam etsinler diyorum ben. Evet ben de Meryem ablaya katılıyorum kesinlikle. İmkansız diye bir şey yok. Önemli olan bizim onu ne kadar gerçekleştirmek istediğimiz ve gerçekten o işi ne kadar çok yapmak istediğimiz. Bence bunu başardıktan istedikten sonra açılmayacak kapı olmadığını düşünüyorum. Evet o tutkunun peşinden gidince çokça yol bulunabiliyor evet. gerçekten. Çünkü hep bir şey hep bir yapamayacaksın yapamazsın evet. diyen olacak çünkü kendisi yapamamıştır. <laughs> Seni de yapamayacağına evet. inandırmak istiyordur aslında ama öyle bir şey yok. Siz yapın ve yapamayacak olanı da inandırın bence. <laughs> Kendi tarafınızı alın. Bence de bu çok iyi de. <laughs> Tam olarak sizin yaptığınız gibi evet, aslında. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür Sezon ederiz. Sezon boyunca da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sizlere. Maçları bekliyoruz o zaman sizin. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Seve seve. Görüşmek, Görüşmek, üzere. Üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler Adidas'la beraber Sokrates Stüdyo'da imkansızın ötesini görmeye çalıştık. Milli voleybolcularımız Meryem Boz ve Cansu Özbay'la yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.